Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun'umuza selam olsun. O adımı atan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla yürüyenlere selam olsun. Erzurum Kongresi'ni yapanlara, Sivas Kongresi'ni yapanlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dualarla açan o kahramanlara selam olsun. Samsun, her şey burada başladı. Ve o kadar da doğru bir seçim, o kadar da doğru bir tespit yapmışız ki Samsun'u ilk mitingler arasına almakla. Samsun bize bugün muhabbetini gösterdi. Samsun'a teşekkür ediyoruz. Samsun'a şükran borçluyuz. Başbakan olarak Konya dışında yaptığım ilk il ziyareti Samsun'aydı. O zaman da bizi muhabbetle karşılamıştınız. Şimdi havaalanından buraya kadar yollarda, sokaklarda bu meydana gelemeyen kardeşlerimin gösterdiği muhabbetten sonra diyorum ki Samsun, sen bir başkasın. Muhabbetin başka, aşkın, sevdan başka. Ve Samsun, sende milli irade ve aşkı başka. Her bir köşesine Samsun'umuzun selam ediyorum. Ekonomi Maliye Bakanı değil, IMF memurları karar veriyordu. Ekonomik istiklalimiz elden gitmişti. IMF memurlarının önünde borç dilenir haldeydik. Gençlerle baş başa da Ali Fuat Başgil der ki gençler, der ki namerde muhtaç olmak ölümden daha beterdir gençler. Ölümden daha beterdir. Çok çalışın der. Peki IMF'ye borç defterini kim kapattı? IMF'ye borç defterini kim kapattı? Türkiye'nin ekonomik istiklalini kim kazandı? Türkiye'de milli onuru kim ayağa kaldırdı? Onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur. Aramızdaki fark bu. Bakın, bugün Osmaniye'de de söyledim. Osmaniye'de de Akdeniz'de Torosların eşiğinde söyledim. Seyhan'ın, Ceyhan'ın yanında. Şimdi de Samsun'da söylüyorum. 2002'de Türkiye savunma sanayinde namerde muhtaçtı. Bir tank alabilmek için kapılarda dolaşıyorduk. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli bir devlet. Ne güzel, Samsun bütünüyle duysun. Ak gençlik hazırlan. Hedef 7 Haziran. Hedef 7 Haziran. Hedef 7 Haziran'da bir demokrasi destanı yazacak mıyız? Samsun'da şöyle cümle aleme ibret olsun diye inşallah 9'da 9 yapar mıyız? Yapar mıyız? Yapar mıyız? Aziz Samsunlular, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı dünyanın her yerinde savunmaya var mısınız? Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya uzanan ellere karşı mazlumların yanında olmaya var mısınız? Nerede olursa olsun zalimin karşısında dimdik durmaya var mısınız? İşte onun için Samsun farklı. Onun için Samsun meşaleyi yaktığı zaman, bir siyasete işaret verdiği zaman millet ayağa kalkar. Samsun ayağa kalkar, millet ayağa kalkar. Allah Samsun'dan, Samsunlardan razı olsun. İnşallah gençlerimize daha büyük hizmet için bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmaya var mısın Samsun? Samsun var mısın? Biz Samsun'a güveniyoruz, Samsun bize güveniyor. İşte bu dönemde sadece Türkiye değil, Samsun da ayağa kalktı. Aziz gençler, size şimdi birkaç tavsiyem var. Ali Fuat Başgil Üstad'dan da aldığımız. Bir, uyuşturucuya karşı mücadeleye var mısınız? Nerede olursa olsun, kim olursa olsun, uyuşturucu tacirleriyle karşı mücadeleye var mısınız? Şiddete karşı mücadelede var mısınız?
özellikle kadınlara karşı şiddette mücadelede var mısınız? Çocuklara karşı şiddetle mücadelede var mısınız?